9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 tane yaklaşık 30'a yakın kümes. Her birinde 10'ar 15'er kuş. 500-600 kuş demek. Çok. Türkiye ailesinin değerli üyeleri. Her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli bir üstadın yanındayız. Adil Kayabaşı'nın yanındayız. Ve şu anda üstadım Türkiye ve Ankara'nın en büyük güvercin tesislerinden bir tanesindeyiz. Evet. İlk ve tek diyebilirim hatta. Türkiye ve Ankara'nın belki hani Avrupa'da durum nasıl şu anda tam bilmiyorum ama orada da ilk 3'e girebilecek bir tesislerden bir tanesindeyiz. Seni tanıyabilir miyiz biraz? Adil Kayabaşı, Nevşehirliyim. 1959 doğumluyum. Bu güvercin sevdalısıyım. Güvercine merakım var. 9 yaşından beri güvercin beslerim. En sonra da işte senelerdir 20-25 senedir kupalarda güvercin camiasıyla içli dışlıyım. En sonunda da burayı, işte bu güvercin parkını burada ortaya getirdik. Bunu getirenlerden birisi, en büyük etkenlerden bizim Gültekin Ayantaş, Akkürt Belediye Başkanı'ydı. Böyle bir güzel bir tesis yapıldı. Güvercin meraklısı olup da besleyemeyen, yerleri olmayan arkadaşlarımıza da burada kümeseri tahsis ediyoruz. Normalde 27 dönüm üzerine kurulmuş bir alan. Çocuk parkıyla, işte piknik yerleriyle, istirahathanesiyle böyle bir güzel bir tesis ortaya çıktı. Evet değerli izleyicilerimiz, üstadımızın da söylediği gibi gerçekten kuşçuluğa, oyun kuşlarına, güvercinlere gönül vermiş insanlar için çok güzel hizmetler sağlıyorsunuz burada. Doğru. Ben bütün cami adına öncelikle teşekkür ediyorum. Biz de sizlere teşekkür. Şimdi 27 dönüm üzerine kurulmuş bir tesisten bahsediyoruz. Gerçekten muazzam büyüklükte ve hizmetler de gerçekten çok güzel. Bunların arasında nelerimiz var? Oyun parkımız var. Çocuk parkı var. Çocuk 10 parkı. 10 tane böyle piknik yapacak ailelerimizin çardakları var. Evet. İşte gezim alanı var. Bunların hepsini şimdi size bu videomuzda teker teker göstereceğiz. Burayı gezeceğiz. Aynı zamanda çok kısa şuna da değinmek istiyorum. Senin de burada kümeslerin var. Evet. Peki sen ne tür kuşlar besliyorsun burada? Nasıl? Ben taklacı güvercin besliyorum. Çocukluğumdan beri taklacı güvercine yönelmişiz. Bütün hobimiz, merakımız onlara yönelik. İşte evet. Ona hizmet ediyoruz. Bizim genelde Anadolu Güvercin Kültür Derneği var burada ilk etapta. Sonradan yeniden kurulan tüm Anadolu Güvercin Kültür Federasyonu var. Biz 25 senedir kupalar yapıyoruz bu taklacı güvercin üzerine. Evet. Burada hizmetlerimiz o doğrultusunda ve bütün maksadımız siz nasıl güvercin camiasına hizmet etmeyi bir amaç edindiyseniz biz de aynısı. Güvercin camiasına hizmet etmek amacıyla bu yola başvurduk ve taklacı güvercin besliyorum. Yani. Evet, programın başında da söylediğim gibi ben bütün camia adına tekrardan teşekkür ediyorum. Böyle bir biz hizmete ön ayak olduğunuz için. Çok o zaman seyircilerimizi daha fazla heyecanlandırmadan tesisimizi bir gezelim, bir tanıtalım tabii, bakalım tabii, nasıl olacak görelim. Arkadaşlar yani benim gördüğüm en büyük mezat salonlarından bir tanesindeyiz şu anda. Ustam ne kadardır burada? Kaç kişilik kapasitemiz var? Burası biraz bahseder misin? Tam 150 kişi alıyor. 150 kişi ve artı bizim burada kafeslerimiz var altta. Biz burayı başkanımızla ve büyüklerimizle oturup istişare yaptığımızda bizim yan tarafımızda Nergiz Mobilya var. Nergiz Mobilya'nın sahipleri gelip dedi ki güvercin camiasına çok düzgün bir şey olsun diye bize bu türbünü yap. Hmm. Türbünü yapınca bu türbünde 150 kişiye yakın iştirakçıyı alabiliyoruz buraya. Evet. Mezat salonuna gelebiliyor. Artı bizim işte bu güvercin dolaplarımız var. Görüldüğü şekilde kuşlar da rahat ediyor ve kendi fiziksel yapılarında falan herhangi bir kanatta kuyrukta bozulma olmuyor. Görüldüğü gibi işte 4 metrekare hemen hemen bir yüksekliği de var. En iyi 3 metre olan bir kabinimiz var. Orada işte mezatın sunumunu orada yapıyoruz. Ve rahat, havadar, öyle karanlık değil. Gerçekten benim de gördüğüm kadarıyla gayet özenli, temiz bir hizmet sunuyorsunuz burada. Evet. Gayet elinize sağlık, emeğinize sağlık.
Bir de bizim buradaki tek yegane amacımız var. İşte güvercin camiasının burada güvercin paylaşımını yapmak. Kimisi ihtiyacı olduğu için güvercinlerini getiriyorlar. İşte kimisi kümesinde fazlalığı olduğu zaman, kimisi de işte kendi elindeki nesile damızlı kuşlarla kuş katmak için de getiriyorlar. Tabii şimdi bazen toplumlarımızda şöyle bir şey var ya, mezata gelen kuş. Mezata gelen çok iyi kuşlar da geliyor. Tabii beslenmeyecek kuşlar da geliyor ama genelde arkadaşlarımız ihtiyacı ve takas için kuş getiriyorlar. Buraya. İşte canlı yayınlarda falan da görüyoruz biz bazen işte. İşte mezatlarda şöyle falan diye laflar konuşuluyor ama bütün Ankara'daki genelde, Türkiye genelindeki her yere gidiyorum. Mezatlarda kesinlikle çok kaliteli kuşlar da geliyor. Kalitesizler de geliyor. Biz cumartesi günleri saat 9'dan sonra başlatıyoruz mezatımızı. Bütün bizim bu Akkürt ilçesine yakın olan bütün ilçelerden veyahut da Ankara dışından da gelen arkadaşlarımız var. Evet. Onu da buradan nezih bir ortam duyuralım. Yani, evet. Cumartesi günleri cumartesi burada saat 9'dan sonra mezatımız başlıyor. Buraya iyi kuşlar da geliyor. Diğer arkadaşlar da geliyor. Çok kaliteli İhtiyacı kuşlar olan. Da geliyor. Evet. Buraya gelip görmelerini yani ben bir de şöyle bir şey daha var. Bu kentsel dönüşümden dolayı güvercini besleyemeyen arkadaşlarımız var. O arkadaşlarımız da mecburen getiriyorlar. Kuşlarını burada pazarlıyorlar. Evet. Sunumunu yapıyorlar. Ve elden ele kuşu geçiyor. Bırakmak zorunda kalan evet, arkadaşlar. Sağlık yönüyle oluyor. Kentsel dönüşümden dolayı oluyor. İşte kuş besleyecek alanı bulamıyorlar. Bir de bizim burada en büyük sıkıntımız şu. Güvercin camiasının sıkıntısı bu. Kesinlikle hiçbir zabıtanın kendi mahallinde olan bir güvercin besleyici arkadaşımıza müdahil olma, ona bir ceza kesme olayı da yok. Yani gelen memur arkadaşlara, bu zabıtalara diyebilirler ki kardeşim sizin benim evime girip de benim kuşlarıma bakma yetkiniz var mı? İşte benim evime girebilir misiniz? Hanesine girmeye yetkisi yok zaten zabıtanın. Evet. Adamın kapısından giriyor, evin içinden balkonuna geçmeye kalkıyor. Öyle bir yetkileri yok. Doğru. Bir ikincisinde de bir şey daha var. Balkondaki beslediği kuşa da karışma yetkisi yok. Ama bir yön tutturmuşlar, gidiyorlar yani. Güvercin ne kadar insan rahatsız edebilir? Gelsinler desibelle ölçecekler onun sesinin şeyini. Öyle bir dünyada öyle yok şey. Yani. Ama tamamdır. İşte arkadaşlar peki, yapsınlar. Peki buradan nereye geçiyoruz sesimizi? Şimdi burası bizim lokal alanımız da burası. Evet. Bizim burada ayrıyeten işte biliyorsunuz kapalı alanlarda sigara içmemiz yasak olduğu için burada arkadaşlarımızın oturacağı ayrı bir yer var. Burası bizim çay ocağımız. Burada arkadaşların çay ihtiyaçları. Yani buraya gelen arkadaşlar çoluğuyla çocuğuyla gelip evet. Hem piknik yapabiliyor, evet, hem evet. Çocuklarını oyun tamam. Alanında vakit geçirebiliyor. Onun haricinde geldiği zaman buradaki güvercin sevdalısı arkadaşlarıyla burada oyunlar oynayıp sohbet edip vakit geçirebiliyor. Evet, gayet güzel. Şimdi bizim buradaki işte kesinlikle bizim burada kar marjı güdülmeden burada güvercin sevdalısı arkadaşlarımıza burada bazı eksiklikler var. Onları giderirse yemdi, suluklarıydı. Evet. Onları temin ediyoruz ama burada kesinlikle burada şeyi yok. Herhangi bir şey ticaret yok. Söz konusu ticaret değil yani. Yok. Burası da bizim mescidimiz. Evet, gayet güzel. Değerli izleyicilerimiz, zaten görmüş olduğunuz üzere sadece güvercin sevdalılarına özel yapılmış bir yer burası. Para kazanma amaçlı yapılmış bir yer değil. Tamamen camiaya, hizmet adına yapılmış bir yer. Biz de zaten geldik, gördük. Evet, burası da misafirhanemize. Evet. Burası da misafirlerimizin konakladığı yer. Evet. Burada böyle bir misafirleri ağırladığımız misafirhanemiz var. Burası oturma salonumuz. Burada gelen misafirlerle söyleşimizi burada yapıyoruz. Güvercin camiasının zaten sohbeti kıymetli olanı. Tabii. Ya bizde bazı büyüklerimiz var. Derler işte kuş 2 saat havada, 22 saat yerde. Hı-hı. Yerde de sohbeti olacak. Başka evet. Bir şey olmuyor. Doğru. Yani. Doğru söylüyorsun abi. Yani burası böyle güzel bir yer oldu yani. Bizim tabii ki başkanlarımızın sayesinde. Hı-hı. İstersen abi kümese doğru geçelim. Biliyorum seyirciler ekran başında şu anda, telefonları başında, bilgisayarları başında güvercinleri görmek istiyorlar. Bir bakalım kaç tane kümes var burada? Buyurun beraber. Bir bakalım. Burada Ankara dışında görev yapan, Diyarbakır'da görev yapan bir arkadaşımızın güvercinleri var. Bu kümes ona ait. Tabii memur hayatı olduğundan dolayı her istediği yere gidip de güvercin besleyemediği için dolayı. Çok eski güvercinleri var. Sağa sola vermeyi de bıraktığı için burada şey yapıyoruz, konaklamasını yaptırıyoruz. Evet, burada kümesi evet, kendisi bu, geliyor, bakıyor. Bu kümeste damızlıklarım var. Bunlar benim kendi damızlıklarım. Senin damızlıklar, öyle evet. Mi? Bunlar benim kendi güvercinlerim. Senelerdir beslediğimiz kuşlar bunlar. Senelerdir Adil Kayabaşı'nın beslediği damızlık kuşlarının şu anda kümesindeyiz.
Evet, bakın burada biz şimdi genelde biz yavru alırken güvercin camiasında biz böyle kuşları salmalardaki alınan yavruların daha emin olur. Yani başka bir herhangi bir başka diğer bir kuşla eş alma durumu olmuyor. Yani bunlar kesin kez ana babanın yavrusu dediğimiz için bunları böyle salmalarda alıyoruz bu yavruları. İşte bunlar da bizim senelerdir beslediğimiz hemen hemen 1988'den beri beslediğim hayvan bunlar benim. 1988 yılından evet, beri. Evet, 88'den beri bunları besliyorum ben. Evet. Bunlar hiç ele almadığımız için. Bu kuşların kökenleri Kırıkkale. Kırıkkale. Evet, Kırıkkale'de Yaşayan'da Hüseyin Akker abimiz var. Onun kuşları. Bir tarafları Allah rahmet eylesin. Bizim Gölbaşlı Ömer abim vardı. Ömer abimin kuşları bunlar. Yani 3 tane nesilden çıkma bu kuşlar. 88'den beri besliyor. Kanatları falan bu şekilde. Hayvan 3 yaşında uçmuş, görevini yapmış. Bana tam göre benim iyiyim yani. El alemin değil. Çünkü herkesin İyisi. Kendine göre bir iyisi var. Standartlıdır. Kuşlardan neyi isterim? Renk rengine tüyü tüyü olmasını çok merak ediyorum. Rengi rengine tüyü rengi tüyü olacak. Rengi rengine olacak kuşlar. Bunlar da benim. Burası yine Arap. Senin. Evet, burası da benim. Tamam. Bunlar görüldüğü gibi. Şimdi bunlar hep damızlı hayvanlar. Bakın bu kuşlar, şu kuş 17 yaşında. Kanadına falan bakın böyle tam 17 yaşında yaşlı. Benim burada boyacı Dursun diye bir arkadaşım var. Boya imalatı yapar kendisi. Onun bana burada vermiş olduğu bir hediye bir hayvan. Çok güzel, kaliteli. Maşallah. 17 yıldır. 17 evet. Fişek gibi duruyor diyorum. Yani. Hala duruyor ve hala öyle. Seviyorum yani. Bu kuşlar çok kaliteli. Bize göre iyi bir hayvanlar. Sevip besliyoruz. İyi bakıldığı zaman bu kuş kaç yaşına kadar yaşıyor abi? Ben 20 yaşına kadar kuşu besledim. 20 yaşına kadar evet, bir kuş gördüm. 20 yaşına kadar besledim. Bu da bizim Urfa'da postacı Hasan diye bir abimiz var. Bu Arap erkek de onun kuşu. Ve şeyden polis aydından aldım. Yalnız postacı Hasan abimizin kuşu. Peki şu anda yavrularını hala uçuruyor musun bunları? Bunlar yavrularını uçuruyoruz. Şu bizim bir Mesut diye bir arkadaşımız var. Bunların hediyesi. Araba kuyruk dediğimiz kuşlar. Bizim kupalara gidip geliyoruz. Bu da Recep diye bir arkadaşım var. Onun açılışta bize getirmiş olduğu bir hediye bir Arap akbuyruk diyoruz bunlara. Evet. Kupalarda falan çok kaliteli kuşlar görüyorum. Yani öyle böyle diye bütün milletin bir emeği var. O emekleri karşılığında biz de puanlama yapıyoruz ama tabii her zaman her kuş kupada oynamıyor. Aksilikler olabiliyor. Aksilikler oluyor veyahut da o gün hayvanı oynamak istemediği bir konu oluyor. Bu kuşlar çok eski nesil hayvanlar olduğu için böyle bunlara bakıyoruz yani. Maşallah. Burada diğer bir arkadaşımızın güvercinleri var. Burası da kendi burada bir bakıyor. Çünkü kendisi apartmanda oturduğu için kuşlarıyla çok fazla şey yapamıyor. Bir de devlet dairesinde çalışıyor. Evet, daha zor oluyor. Evet. Benim burada bir de özel kuşlarım var. Gizli sadece kutu mu? Yok, öyle gizli değil. Bunlar sadece görsel olan bir kuş. Bunlar böyle değişik bir güzellikleri var bunların. Kostüm şu gibi. Kostüm değil de bunlar bir işte böyle bir ırk, ayrı bir ırk kuşlar bunlar. Taklacı falan değil. Oynamıyorlar. Bunlar. Oynak değiller bunlar. Bunlar böyle çok hoşuma gidiyor, seviyorum. Evet. Yani illa bunlar nereden geldi abi? Bunları da bizim bir arkadaşımız bana hediye getirdi. Buraya geldiğimizden beri bunları çoğalttım. İçinde sadece bir çift aykırı kuş var. Şu siyah beyaz olan Malatya kuşu bunlar. Şunlar böyle renkleri falan işte çok seviyorum bunları. Yani taklatmasından da önemli yani. Bana gerçekten işleriyle girdiğim zaman bunlarla işte altlarına falan baktığım zamanlarda falan korkunç derecede haz alıyorum yani. Bu da benim Tarzan'ım. Evet. Benim köpeğim. Nedir bu canavarın adı? Bu Tarzan bunun ismi. Bu Akbaş dediğimiz bir Eskişehir'de Sivrihisar tarafında o yörede bulunan bir köpek cinsi bizim. Çok güzeldi. Türk köpeği yani bu. Evet, belli oyuncu ya. Daha 8 ay. Evet. Şimdi burada da bizim ortada uçum alanımız var, kümesler var. Burada bizim uçum alanımız var şöyle. Şimdi 20 tane burada kümes olduğu için bütün diğer arkadaşlarımız var. Bizim burada 16 tane başka arkadaşlarımız var. Güvercin bakan arkadaşlarımız var. 16'sına da bizim saat olaraktan yetim şansımız var. Çünkü bir taklacı güvercin bir saat uçağı da var, 3 saat, 4 saat uçağı da var. Evet. Herkes burada birlikte uçurduğu zaman biz kesinlikle diğer arkadaşlarla beraber randıman alamayız. Bir de arada böyle işte itişme kalkışma gibi böyle tartışmalar olur diye bizim buradaki görüldüğü gibi. Şöyle şuraya doğru geçelim istersen abi.
Evet. Bunlar bizim uçum kümeslerimiz. Bu uçum kümeslerinde şöyle bir şey var. Buradaki bizim burada ikamet eden, güvercin besleyen arkadaşlarımızın hepsinden ikişer tane kuş alıyoruz. O iki tane kuşu biz uçuyoruz. Yani hepsini ayrı ayrı. İşte beşer tane koyuyoruz biz her kümese. 25 tane ediyor. Zaten burada 16 tane diğer kümesler var. O kümeslerle beraber yavrularını alıyoruz. Biz burada yavrularını uçuruyoruz. Ve o zaman herhangi bir tartışma olmuyor. Herkes en güvendiği kuşunu veriyor. Yani illaki hepsi oynayacak diye bir kural kaide yok ama. Anladım. Buradaki o sıralamayı ve işte o tartışmayı engellemek adına her birinden ikişer tane yavru alıyorsunuz. Burada kümeslere koyuyorsunuz, değil mi? 25 evet. tane kuş ediyor. O yavruları uçuruyorsunuz. Herkes kendi kuşunu biliyor. Notunu veriyoruz. Sıralaması var. Tabii. Ona göre. Sıralama şöyle bir sıralama var. Kimin kuşu öne çıkarsa o uçar. Yani şimdi her kuşun, uçurduğumuz kuşun hepsinin oynayacak diye bir kuralı kaidesi yok. Yani herkesin kafası rahat. Kuşlar belli. Uçanlar, uçmayanlar her şey yerli yerinde. Tartışmaya mal vermemek için. Bizim burada bir kural var. Tüm güvercin camiasını biz zaten öyle görüyoruz. Bazı insanlar var. Çok değişik yorum yapan insanlar var. Biz onlara biraz da cevaben konuşuyorum bunu. Hı hı. Bizim güvercin camiası böyle eğer birlikte oldukları zaman falan uyumlular. Ama dışarıdan bunu çok ters etki yapan insanlar da var. Ama biz burada bir aile gibiyiz. Burada 20 tane kümes var. Herhangi birimizin işi olduğu zaman, herhangi birini aradığı zaman o arkadaşımızın kümesini açıp rahatlıkla yemini verir, bakımını yapar. İhtiyacı varsa o ihtiyaçlarını falan giderir. Yani bizim burada bir aile ortamı. Bir dayanışma söz konusu. Dayanışmamız var. Bir ikinci olan olayımızda bizim buradan kesinlikle toplumu rahatsız edecek, toplumu rencide edecek buradaki olan kişileri. Öyle arkadaşları da aramızda istemiyoruz. Barındırmıyoruz. En güzeli de o. Yani şu anda zaten kuşçuluk, güvercin dediğimiz zaten toplum tarafından böyle insanların yanlış algısı var. Ve bu algıyı yıkmak üzere zaten kuşçular birleşiyor. Camiada daha böyle daha bilinçli hareket etmeye çalışıyorlar. Ve bu bilinçli hareketi bozacak, kuşçuluğu yanlış tanıtacak insanların da aslında bu ortamlarda dikkat etmeleri gerekiyor. Ya bize evet. uyacak veyahut da gelmeyecek aramıza. Hı hı. Bu kuş oynar oynamaz. İyisi çıkar, kötüsü çıkar. Çok farklı bir şey ama bizim amacımız neydi? Ben tabii sizden de istiyorum bunu. Sizden de rica ediyorum. Böyle güvercin camiasını tanıtacak belgeselleri yapmanızı, işte güvercin camiasının kapasitesini nasıl bir şeyler olduğunu göstermenizi istiyorum. Evet, zaten çünkü ihtiyacımız var. Biz Ala Türkiye YouTube kanalı olarak insanların bilinçlenmesi, bazı şeyleri bilgi edinmesi açısından bir YouTube kanalı açtık. Yani Ala Türkiye YouTube kanalını oluşturmamızın en büyük amacı buydu ve bunu da bu YouTube kanalımızı güvercin camiasının sesini duyurarak başladık. Güvercin camiasının sesini duyurup onların birlik beraberliğini arttırmak, aralarındaki sevgiyi, kardeşliği, bağı paylaşmak. Çünkü paylaştıkça zaten bir şeyler gelişiyor. Kendi aralarında da bu amaçla kurduk. O yüzden bizim buradan ustamızın da söylediği gibi tavsiyemiz birlik beraberliğin bozulmaması ve saygı, sevgi çerçeve içerisinde hareket etmemiz. Çünkü bizim camiamız belirli bir yere geldi. Bakın biz burada her sene 25 senedir bir festival yapıyoruz. Biz yarışma yapıyoruz Türkiye genelinde. Kupa yapıyoruz. Ve kupanın sonucunda da arkadaşlarımız işte bundan birinci oluyor, ikinci oluyor, üçüncü oluyor. Veyahut da kupada illaki kupada birinci olması falan önemli değil. Güzel hayvanlar seyrediyoruz. Yani her kuş derece yapamayabilir. Kuşun günü olmayabilir. Ama illaki bir şeyler yapıyor. Yaptığı zaman da bundan hem besleyen hem seyreden memnun kalıyor. Evet. Yerel yönetimlerimiz bile bizim farkımıza vardı. Evet. Biz bir gerçekten bir sivil toplum örgütüyüz. Hem de yoğun bir toplum örgütüyüz. Bize değer vermeleri lazım. Bizlerle uğraşmalar. Bizim içimize gelip ondan sonra bizi yargılasınlar. İçimize gelmeden dışarıdan böyle bakıp da işte bunlar aman bunlar kuşçu falan dememeleri lazım. İçimize gelip bizle birlikte yaşamaları lazım ki ondan sonra da şeyi görsünler. Ortamı görsünler. Bizim kişiliklerimizi, bizim yapımızı görsünler. Burada da böyle gök cinsi bu. Bu kümesteki bütün kuşların hepsi aynı kan. İkinci aynı. Bir kan kuş yok. Öyle mi? Evet. Bunların hepsi aynı bir kan. Bu çok meraklı bir olan bir arkadaşımız var. Bunların kümesi. Tek kan kuş besler. Görüldüğü şekilde de yani çok titiz ve kuşlarına itinayla bakan bir arkadaşımız. Şimdi biz kuşları bizi seyreden güvercin sevdalısı arkadaşlarımız böyle görmesinler. Çünkü biz kuşları daha eşe atmadık. Yarışmalardan dolayı işte sağa sola gidip geldiğimizden dolayı kuşlarla çok ilgilenemedik. Kuşları eşe atmadık. Bir de aşılarını yapmadım daha. Aşılarını yaptıktan sonra kümes temizliğini yapıp kuşlara bir kür uyguluyor. Kuşun vitaminiydi, ondan sonra kurt ilacı ve veba aşıları var. O aşıları yaptıktan sonra kuşlarımızı eşe atıyor. Bunlar da bizim böyle özel olan kuşlarımız var. Bunlar çok eski nesil hayvanlar. Bunlar da burada böylece ayrı salma usulümüz var. Böyle var. Damızlık bunlar. Bunlar damızlık. Bunlar uçmazlar. Diğer tarafta bir de ayrı bir cins olaraktan sarılarımız var. Bizim gördüm ilk geldiğinde onları gördüm. Evet. Şimdi seyircilerimize de gösterelim onları. Kesin. İşte var.
Bizim şimdi bunlarla beslediğimiz ayrı bir besin kuşları bunlar. Bunları yeni eşe attık. Bunlar hemen hemen yaklaşık 10-11 senedir beslediğimiz bir hayvan bunlar. Bunların hepsinin babası bu. Limon sarı dediğimiz bir kuş bunlar. Babaları bu, hepsinin yani buranın. Çok fazla biz damızlıklarımızı elimize almadığımız için böyle biraz hırçın oluyor. Evet. Elimize falan durmuyorlar. Burası da olduğu gibi komple bunlar. Başka hiçbir kan yok. Limon sarı. Evet, sarı. Şimdi çoğu yerde musullu derler, limon derler. Limon i̇şte, diyorlar. Limonu derler. Bir de kimisi sabuni diyor, kimisi saraylı diyor. Çok böyle istisna kuşlar var. Bir de burada var bakın. Bunlar da böyle puslu olanlar ama aynı nesil kuşlar. Hı. Yani arada hiçbir tane o ana babanın yavrular. Bunlar da böyle. Hepsi aynı soy. Puslu yani. Evet. Bunun sarının bir değişi. Peki nasıl bu kuşların performansları nasıl abi? Şimdi bunların performansları çok ters olan bir şey var. Bunların erkekleri daha çabuk söküyor, dişileri geç söküyor. Performansları 20 metre ile 25 metre arası bazen işlerinden çok uzun fişek yapan da çıkıyor. Valla 7-8 senedir besliyoruz, 2 tane hata yapan çıktı bunların içinde. Birisi oyun getirmedi, birisi de bizim hiç sevmediğimiz bir şey. Böyle taklayı sardı, hiç çıkamadı, takladan çıkamadı. Bir de görev yapmadı. Yani iki tane hata yapan çıktı. Onun haricinde irili ufaklı ama az ama tabii, çok oyun yapar oluyor. Bir de bunların içinden nadiren böyle 2-3 senede bir boz atıyor. Veyahut da bizim Ankara'nın bozu dışarının sabunisi, Sivas'ta kızıl diyorlar. Bunlar çıkar ama bunlar da hep dişi çıkar, hiç erkek vermezler. Bu renkte, bu renkte hiç erkek vermiyorlar, hep verdik. Dişi. O da enteresanmış. Evet. Bu kuşları güzel, seviyoruz yani. Peki burada kaç tane kuş var abi totalde? Totalde hemen hemen bir... 500 tane kuş. Çıkar hemen hemen. Yani her kümesle atıyorum 20'şer tane olsa 20 tane kümes var. 400 evet, tane 400. Mi? Evet abi. Ya ama bizim buradakiler işte bizim burada işte gece böyle durduğuna bakan gece işte bekçilerimiz falan var. Kamera sistemini güvenlik falan de aslında önemli. Güvenlik var. Yani zaten güvenlik olmasa biz besleyemiyoruz yani. Evet, Ala Türkiye ailesinin değerli izleyicileri, bugün harika bir tesisteydik. Yani Ankara benim gördüğüm, hatta Türkiye'de diyebilirim, en büyük, en özverili, en özenli tesislerden birindeydik. Adil Kayabaşı ustamız sağ olsun bize mekanı gezdirdi, tanıttı burayı. Güvercinlerini gördük, burada beslenen kuşları gördük. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum sizler adına. Cami adına başta da söylediğim gibi teşekkür ediyorum. Senin son olarak söylemek istediğin şeyler varsa buradan izleyicilerimize. Benim burada ilk önce sizlere teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir ortamı hazırladığınız için, güvercin camiasına hizmet ettiğiniz için. Sizleri kutluyorum. Teşekkürlerimi borç biliyorum. Diğer bizi izleyen, bizi seyreden arkadaşlarımızın böyle ciddi manada güvercin camiasına hizmet eden arkadaşlarımızın da sizin kanalınıza artık YouTube seviyesi vesilesiyle YouTube kanalının sayesinde size eşlik etmelerini, size üye olmalarını istiyorum ki eğer siz bize hizmet ediyorsanız biz de sizi destekleyelim ki daha iyi verim alalım. Daha iyi bizim bu camiamıza hizmet edin. Onu bekliyorum. Diğer güvercin camiası arkadaşlarımıza da bu taleplerimi işte sizin aracılığınıza iletiyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum. İyi dileklerin için ben de çok teşekkür ediyorum abi. Emeklerinize sağ olun. Yani ustamızın da söylediği gibi güvercin camiasının sesini daha yükseklere duyurabilmek adına siz değerli seyircilerimizin desteğine ihtiyacımız var. Tabii. Bu gibi videoları eğer beğeniyorsanız lütfen YouTube üzerinden beğen butonuna basmayı unutmayın. Videoların altına yorumlar kısmına nasıl videolar izlemek istediğinizi belirtebilirsiniz. Bizleri nereden izlediğinizi yazabilirsiniz. Biz de bu gibi destekler sayesinde sesinizi daha yükseklere duyurmuş oluruz. Videomuzu izlemiş olduğunuz için tekrardan teşekkür ediyorum. Haftaya yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.